Herkese merhabalar. Ben İntegralmenkul Değerler Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya. Bugün dolar endeksinde bir miktar geri çekilmeyle birlikte diğer paritelerinin yukarı yönlü ivmelendiğini görüyoruz. Öncelikli olarak dolar TL'ye bakalım. Çünkü dolar TL hafta başından bu yana 2.65 seviyesinden 2.72 seviyesine doğru yukarı yükselişini desteklemişti. Aslında burada TL'nin hem dolara karşı hem de euroya karşı olan değer kaybını destekleyebilecek iki etken sayabiliriz. Bunlardan bir tanesi üzücü hafta başından bu yana gördüğümüz üzücü iç karışıklıktan dolayı ve aynı zamanda koalisyon hükümetinin kurulamaması seçim senaryolarının bir miktar daha öne çıkmasından kaynaklı olarak TL'de hem dolara karşı hem de euroya karşı değer kaybı söz konusu oldu. Şu anda 2.72.20 direncini yukarı yönde zorlamasıyla birlikte 2.74.20 seviyelerine doğru yukarı yönlü yükselişler görülebilir. Burada ABD faiz artırım sürecinin piyasalar tarafından hatırlanması, TL'deki değer kayıplarının ve yatırımcıların risk iştahında TL satışına geçmesi en önemli etkenlerden bir tanesi. Çok kuvvetli bir görünüm yok ama dolar endeksinde geri çekilme, bugün 97 seviyesine doğru geri çekilme ile birlikte 2.71 bölgesine doğru bir rahatlama görüldü. Ancak genel çerçevede baktığımız zaman koalisyon hükümetinin kurulamaması TL'deki aşağı yönlü değer kayıplarını bir miktar destekleyecektir. Burada 2.72.20 direncinin özellikle ön plana çıkması ve dolardaki hareketlenmelerin, güçlenmelerin biraz daha TL üzerine baskı yaratması beklenebilir. Bugün Türkiye Merkez Bankası'nın açıklayacağı politika faiz kararında piyasa beklentisinin herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde olması TL'de çok fazla bir hareketlenme yaratmayabilir. Ancak baktığımız zaman kurdaki yükseliş hareketlerinin biraz daha ön plana çıkmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın sıkılaştırıcı hareketleri, tedbirleri ön plana çıkabilir, söylemleri ön plana çıkabilir. Bunları takip ediyor olacağız. Euro-dolar paritesinde dikkatleri çeken bir yükseliş gördük. Özellikle günlük grafikte baktığımız zaman 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.10 bölgesine doğru ataklar var ve buranın üzerinde kapanması 1.10.50 direnç bölgesine doğru yukarı yükselişini desteklemesiyle birlikte açıkçası Euro-Dolar paritesinde yukarı momentumun bir miktar daha sağlanabileceğini söyleyebiliriz. Buradaki etkenler arasında aslında Yunanistan biraz daha ön plana çıkıyor. Dolar endeksindeki geri çekilmeyi söylemiştik. Diğer paritelerde bir miktar rahatlama yarattı. Ancak Yunanistan'ın da Euro üzerinde vermiş olduğu bir rahatlık var. Burada 3. kurtarma paketine yönelik ikinci reform onaylaması, parlamentodan geçmesi Euro'da alımları getirdi. Ve eğer 1.10 bölgesi ve 1.10.50 direnç bölgesini yukarı yönde geçebilirse Euro dolar paritesinde 1.11 bölgesine doğru bir yükseliş görülebilir ama genel itibariyle halen daha zayıf görünümü sürdüğünü söyleyebiliriz. Diğer yandan baktığımız zaman sterlinde de aynı şekilde dolara karşı bir güçlenme olduğunu görüyoruz. 1.57 seviyelerine doğru yükselişini şu anda desteklemekte. 1.57 seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi özellikle 1.59 bölgesine doğru kademeli olarak alımları sergileyebilir. Şu anda dün takip ettiğimiz İngiltere Merkez Bankası toplantı tutanaklarının ardından faiz artırımı sürecini bir miktar daha ötelediklerini gördük. Ama bugün perakende satışlar açıklanacak. Perakende satışlar eğer piyasa beklentisinin üzerinde bir görünüm sergilerse o zaman sterlindeki değer artışı bir miktar daha desteklenmiş olabilir. Geri çekilmelerde ise 1.56-1.55 bölgesinde oluşan sıkışık alanı takip ediyoruz. 1.55-60 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi özellikle sterlindeki geri çekilmeleri ve satış baskısını bir miktar daha artıracak etkenler arasında. Aslında bugünkü gelişmeleri takip etmek için Integral Forex TV'den ayrılmayın. Herkese iyi günler. Integral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.